Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki ÖSYM tadında sorular 4 testinin çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de dik yamuk ve şu bir dikdörtgen verilmiş. H, E, F, bir dikdörtgen dörtgen verilmiş. AK ile KB birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar şunlar birbirine eşit verilmiş. Bir de KH, E doğrusal demiş. O zaman bu da bir dikdörtgen mi oldu? Evet. Çünkü burası da 90 derece ya. Ondan dolayı X ise yukarısı da X'tir. E burası da X midir? Aynen öyle. Başka ne verilmiş? GC K iken burası 2K verilmiş. K iken 2K verilmiş. Dik yamukta ne yapıyorduk? Hocam dikdörtgen oluşturduk. Hop şöyle bir dikdörtgen oluştursak. Hocam dik çizdik. 1'e 2 oran varsa 1'e 2 oran vardır. 2 ise burası 4 mi yapar arkadaşlar? Şuradaki paralellikte evet. E tamam burası 8. E burası 8 ise buraya kaç kaldı? 4 kaldı. 4 ise yukarısı 4 mi yaptı? Evet. Böylelikle x'i ne bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. Yani birinci sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 2'ye. Taralı alan soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Yapacağımız hamle belli. Büyük alandan yani alt taban artı üst taban. Alt tabana bakalım mı arkadaşlar? Şurası 3 birim, burası 2 birim, burası da 2 birim. Toplamda 7. Alt taban artı üst taban yani 7 artı 3 çarp yükseklik bölü 2. Yüksekliğimiz de şurası değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 birim çarp yükseklik bölü 2. Bize yamuğun alanını verir. Bu alandan üçgenlerin alanını çıkartacağım. Hocam bunların yükseklikleri belli mi? Belli. 3'ün yüksekliği burası. 2'nin yüksekliği burası. 2'nin e, yüksekliği yine burası yapıyor. 3'ün yüksekliği 2 birim. Şurası kaç birim? 3 birim. Burası kaç birim? 4 birim arkadaşlar. Yani 3 çarpı 2 bölü 2. Sonra 2 çarpı 3 bölü 2. Sonra 2 çarpı 4 bölü 2 çıkartacağız arkadaşlar. 10 çarpı 5 bölü 2'den 25 geldi burası. Eksi 3. Eksi 3. Eksi. Şurası da 2 değil mi? Eksi 4 yaptı. Yani onu çıkartacağız. O zaman cevabımız kaç yaptı arkadaşlar? 15 yaptı. Evet, İkinci sorunun cevabı böylelikle balıkesir oldu. Geldik üçüncü soruya. ABCD dörtgen orta noktalar verilmiş arkadaşlar. Şunlar orta nokta, şunlar birbirine eşit, şunlar birbirine eşit. Sonra bunlar birbirine eşit, sonra şunlar birbirine eşit olarak verilmiş. Sonra s 1 ile S2'nin çarpımını vermişler. Arkadaşlar burada e, ne diyelim şu eşitliklerden dolayı hani burası A iken burası 3A, burası B iken Burası 3B benzerlikten geliyordu. C iken 3C, D iken 3D olmuyor muydu arkadaşlar? Evet. Bize ne demiş burada? S1 ile S2'nin çarpımı 12 demiş. 12 demiş. 12 demiş. S1 A ile S2'nin çarpımı yani A ile 3C'nin çarpımı 12 vermiş. A çarpı C'yi buradan kaç bulduk o zaman arkadaşlar? 4 bulduk. E biz şuradaki dörtgende şunu biliyoruz. Herhangi bir dörtgende karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit olduğundan dolayı Burada A çarpı C B, par, B, A çarpı C B çarpı D'ye de eşit değil midir? Aynı zamanda B çarpı D'yi de buradan ne buluruz? 4 buluruz. Bizden ne isteniyor? S3 ile S4'ün çarpımı. S3 ile S4 yani 3B ile 3D'nin çarpımı isteniyor arkadaşlar bizden. Bu da 9BD yapar. B çarpı D 4 olduğundan cevabımız da kaç yapacaktır arkadaşlar? 36 yapacaktır. Yani 3. sorunun cevabı böylelikle 36. Yani C han çıktı arkadaşlar. Geldik 4'e. Zemine dik 6 birim uzunluğundaki bir direğin şu 6 birim uzunluğunda bir direğin ucuna bağlı 11 birim uzunluğundaki bariyerin uç noktasının zeminden 12 birim yükseklikteken şekil 1'deki x açısı oluşuyor. Arkadaşlar bir dik yamuk çıktı burada. Hop şöyle bir dik dörtgen oluşturacak olursak eğer 90 derece 6 ise 6 burası da 6 6 8 10 üçgeninden burası 8 çıktı. Evet, bariyer yukarı doğru bir miktar daha açıldığında şekil 2'deki y açısı elde ediliyor. x artı y 90'mış. Hocam x 90 buraya y açısı diyebiliriz. Sen buradan bir dik çizersen hocam y 90 sa burası da x açısı olmaz mı? x artı y 90 olduğundan. Hocam bari bariyerin uzunluğu burada da 10 burada da 10. Aa bu iki üçgen ne oldu? Şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler 10 olduğundan eş üçgen çıktı. Madem eş üçgen y'nin karşısı 6 ise y'nin karşısı 6. x'in karşısı 8 ise x'in karşısı 8'dir. Hocam zaten burası da 6 idi. E burası da 6. Buradaki yamuğun alan isteniyor. Dikdörtgen artı üçgenin alanından bulabilirsiniz ama yamuktayız ya. Yamuktan yapmak yakışır. Alt tabanımız kaç? 14. Artı üst tabanımız kaç? 14 artı 6. Çarp yükseklik yüksekliğimiz de 6 bölü 2 bize alanı verecektir. O zaman bu da kaç yapıyor? 20 çarpı 6 bölü 2'den 120 bölü 2'den 60 mı yapıyor? Evet 60 yapıyor arkadaşlar cevabımız. Yani 4. sorun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 5'e. Aşağıda ABCD yamuğunun içerisine a eş alt tane dikdörtgen gösterilmiştir. Evet boyalı bölgenin alanının ABCD yamuğunun alanına oran isteniyor. Bak, oran isteniyor. Hocam ben buradaki dikkat edin bazen böyle kısa kenarları bak dikdörtgen böyle eş dikdörtgenler verildiğinde Kısa kenarlarını değerler verin. Hocam bu kısa kenar K iken burası da K. O kısa kenarlarla uzun kenarı buldurtturlar. Bak uzun kenar 2K oldu. Ama oran istenildiği için ben işi yokuşa sormak istemiyorum. Kısa kenarına 1 diyorum. Burası da 1. Uzun kenar ne oldu? 2 oldu. Kısa kenar 1. Uzun kenar 2'leri yazalım bir birim bir birim e, bir birim iki birim bir birim iki, birim iki birim iki birimleri yazdık arkadaşlar. Burası da bir birim. E 90'lar da var aslında burada. Bir bulmam gereken yerlerde alfa beta yapabilirim. Arkadaşlar burası iki birim. Bu arada burası bir birim. Hocam tamam iki birim olduğundan buraya da bir kaldı. E, hocam burası bir ise burası da bir mi yaptı? Aa alfa beta'ya gerek kalmadı. Bire bir. X kenar dik üçgen 45 45 çıktı. Hocam 45 90 ise burası da 45. 45 90 ise burası da 45. Eğer e, özel üçgen çıkmasaydı şu üçgende şu üçgende alfabe'ye dalıp e, beta benzerliğinden yapacaktım ama 45 45 çıktığı için direkt 2 ise burası da 2 oldu mu? Oldu. Sonra burası lazım olacak bana. E i̇şte burada bakın mesela burası da 90 derece ya burası da 90 derece. ya burada dalabiliriz. Arkadaşlar öncelikle şurası 1 bir birim mi? Evet. Hocam tamamı 2 birim olduğundan buraya da 1 kaldı. Tamamı 2 olduğundan 2 olduğundan buraya da 1 kaldı. Tamamı 2 olduğundan buraya da 1 kaldı. Şimdi dikkat ederseniz alfa beta'ya dalsak da alfa beta alfa beta hocam alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 yani burası 1 bölü 2 mi olur direkt? Evet. Tamam Ya da benzerlikten direkt yapın. Ya da biz alfadan beta'ya geçişi hep kullanıyoruz. Zaten alıştığınız buna. Şimdi biz olayı artık halledebiliriz. Alt tabanımız kaç arkadaşlar? 2 4 e, 2 4 6 7 7 artı 1 bölü 2. 15 bölü 2. Alt tabanımız 15 bölü 2. Şöyle göstereyim 15 bölü 2 üst tabanımız kaç 3 alt taban artı üst taban 15 bölü 2 ile 3'ü topladığım zaman kaç yapıyor 21 bölü 2 mi yapıyor 21 bölü 2 çarp yükseklik bölü 2 yüksekliğimiz 3 bir de bölü 2 ee, ama bizden ne isteniyor arkadaşlar boyalı bölgenin alanının abcd yamuğunun alanına oranı isteniyor ee, boyalı bölgenin alanını üstte yazalım şu biraz altta kalsın şöyle boyalı bölgenin alanı nedir? Hocam 2 çarpı 1'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Yani ne diyeceğiz? 2 çarpı 1'den 6 tane var diyeceğiz. 2 çarpı 1, 2 çarpı 1'den 6 tanesinin oranı e, 6 tanesinin yamuğun alanına oranı. O da alt taban artı üst taban. 21 bölü 2 bak 15 bölü 2 ile 3'ün e, toplamı 21 bölü 2 yaptı. Çarp yükseklik bölü 2 yüksekliğimiz de 3 bir de bölü 2. E, arkadaşlar gerekli sadeleştirmeler yapılacak olursa. Hocam Yapalım mı? Önce bir düzenleyelim isterseniz. Yukarısı kaç yaptı? 12 yaptı. E, çarpı aşağısı da 21 çarpı 21 çarpı 3 bölü 4 yaptı. O da 4 bölü 21 çarpı 3 şeklinde yazacak olursak işimiz daha da kolay olacak galiba arkadaşlar. Ters çevirip çarptık. E, 3 ile bu sadeleşince kaç kaldı? 4 kaldı. O zaman cevabımız 16 bölü 21 mi yaptı arkadaşlar? Evet cevabımız böylelikle akçay yaptı. Geldik altıncı soruya. Öğretmenlerinin sorduğu paralel iki doğru üzerinde ikişer nokta alıyorum. Arkadaş paralel iki doğru üzerinde ikişer nokta alıyorum. Rastgele ikişer nokta. Bir tanesini burada seçtim. Bir tanesini şurada, şurada ya da istediğiniz yerde seçebilirsiniz. Dur bakalım. Alttaki noktaları seçmeyeyim hemen. Şimdi paralel iki doğru üzerinde ikişer nokta alıyorum ve bu noktaları doğrusal olarak birleştiriyorum. Çizdiğimiz şekil dörtgen olduğuna göre bu şekil nedir sorusuna. Her zaman yamuk olur. Doğru arkadaşlar. Sadece şöyle dörtgen oluşturduğumuz zaman arkadaşlar Yamuğun tanımı neydi? En az iki kenarı paralel olan dörtkendi. En az iki kenarı paralel mi bu? Evet. Bu kesinlikle ama kesinlikle yamuktur. Mehmet'in dediği doğru olur. Paralel kenar olabilir. Doğru. Paralel kenar olabilir arkadaşlar. Şunlar birbirine paralel ya. Şurada da o noktayı şöyle bir yerde seçersen şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Yani şuna paralel bir çizgi çizecek şekilde bu noktayı burada seçersen paralel kenarın olduğu durum da olabilir. Olabilir diyor çünkü bize. Dikkat edin. Dik yamuk değilse ikiz kenar yamuk olur. Hayır. Öyle bir şey yok. Ee, ben bu paralel iki doğru arasında bir yamuk illa iki kenar yamuk olmak zorunda değil. Mesela bir tanesini burada seçtim, bir tanesini şurada seçtim. İki kenar yamuk olmak zorunda mı arkadaşlar? Bu şekil hayır, kesinlik vermiş şey orada olmaz. Her zaman dikdörtgen olur. Yo bakın paralel kenar ve yamuk olduğu durumda var. Bu da yanlış. Buna göre hangileri doğru cevap vermiştir arkadaşlar? Mehmet ve Eda. Hangi çıktı var? O da C yan var. Altın soru böylelikle C yan çıktı tam da tanımı kullandıran güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Evet böylelikle ÖSYM adında 4 testini de bitirdik. O zaman bir sonraki videoda. ÖSYM adında 5 testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.